Gençler merhaba, ÖSYM Nereden Nereye serisine hoş geldiniz. Konumuz protein sentezi ve biyoteknoloji. Protein sentezinde arkadaşlar özellikle bu bir amino asitin birden fazla kodunun bulunması, mutasyonlar sonucunda bazen sentezlenecek proteinlerin yapısının değişmediği ifadeleri ve buna benzer sorular, işte tRNA'nın amino asit taşıma mantığı ya da bir mRNA'nın hangi proteini sentezleyeceği mantığı, işte kod değişir mi, mutasyon olur mu, DNA'daki değişimlere ne denir tarzında ya da DNA, RNA arasındaki farklar. Bu tarz arkadaşlar sorulara çok ama çok değinilmiş. Özellikle son senelerde baktığınızda işte DNA'nın içerisindeki guanin sitozin oranının DNA'nın sağlamlığına etkisinden tutun da işte oluşacak nokta mutasyonlara rağmen sentezlenecek proteinlerin değişmemesi mantığı defalarca sorgulanmış. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Mesela bakın birinci soru son 2 yılda özellikle vurgulanan sorulardan bir tanesi. Düzeltilememiş nokta mutasyon taşıyan DNA'dan üretilen mRNA ile hatasız DNA'dan üretilen mRNA'nın sentezledikleri proteinin aynı yapı ve işlevde olmasının temel nedeni. Yani diyor ki bir mutasyon olmuş DNA'nın üzerinde şu anda tamamen kafadan atıyorum AGG olan bir yapı mutasyon sonucu AGG olan bir yapıyla işte AGC olan bir yapı ki bu normal hali bu mutasyonlu hali aynı amino asidi şifrelemiş. Şimdi buradan o sonuç çıkıyor. Çünkü neden? Eğer aynı amino asidi şifrelemiş olmasaydı sentezlenecek protein farklı olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla baktığınızda bunun temel nedeni nedir hocam? Değişime uğramış şifre ile uğramamış şifrenin aynı amino asidi kodlaması. Yani arkadaşlar bir amino asit birden fazla şifre ile kodlanabilir. Neden? Oluşabilecek nokta mutasyonlara rağmen sentezlenecek DNA'nın proteinin yapısını korumak arkadaşlar. Burada önemli olan her mutasyon sonucunda protein farklı bir hal alsaydı insanlık ya da herhangi bir canlı alemi bugünlere kadar gelemezdi. Emin olabilirsiniz. İşte burada da bu tabloyla biz aslında bunu hedefliyoruz. Bunu göstermeyi hedefliyoruz. Bakın mesela fenilalanin UUUUUC lösine baktığınız zaman arkadaşlar burada 4, burada 2 tane, 6 tane mRNA kodonuna sahip. Demek ki bunun çok önemli işlevleri var değil mi? Demek ki birçok protein yapısında lösini görmemiz gerekiyor tarzında bir sonuç da çıkar. Ama bu bizi çok ilgilendirmez. Bu biraz daha moleküler biyoloji temelli soru tiplerinde olursa olur. Bakın AUG başlatıcı kodon 1 tane, stop kodon 3 tane arkadaşlar. Ve AUG'nin metiyonin şifrelediğini unutmayalım. Bu sorgulanabiliyor. Peki. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir amino asit birden fazla şifreye sahip olabilir. Bir amino asit birden fazla çeşitte tRNA ile taşınabilir. Dolayısıyla bakın buradan şu da çıkıyor. Mesela histidinde GAU kodonuna karşılık arkadaşlar GUA antikodonu da gelebilir. Değil mi? İşte CAC kodonuna karşılık GUG antikodonu da gelebilir. İkisi aynı amino asittir ama iki farklı tRNA tarafından getirilebilir. Bakın bir çeşit tRNA bir çeşit amino asit taşıyabilir. Ama bu amino asit iki çeşit tRNA tarafından taşınabilir. Anlaştık mı? Peki bir tRNA birden fazla çeşit amino asit taşıyamaz. O tRNA'nın kodu bununla uyumluysa sadece bunu taşıyabilir. Gidip de başka bir kalem taşıyamaz. Bunlara dikkat edersek arkadaşlar kelime oyunlarına düşmeyiz. Bu arada çok güzel bir yağmur var dışarıda. Umarım size sesi geliyordur. Beni çok rahatlatır, çok dinlendirir arkadaşlar yağmurlu havalar. Bilmiyorum Karadeniz'de arkadaşlar yağmurdan sıkılmış geçenlerde böyle paylaşımlar falan yapıyorlardı. Dedim ki Allah aşkına bir Hatay'a gelin de şu kuraklığı bir görün, sıcağı bir görün ondan sonra konuşun. Sonra onlar da fark ettiler tabii ne kadar güzel bir şeye sahip olduklarını. Ben biraz da böyle yağmur, rüzgar adamıyım arkadaşlar. Özellikle sonbaharı çok severim. DNA replikasyonu prokaryot ve ökaryot hücrelerde bilgilerinden hangileri açısından farklılık gösterir? Şimdi bu soru sorulduğunda insanlar böyle bayağı bir yanlış yaptı bu soruyu. Arkadaşlar replikasyon çatalından tutun da sentezlenen enzimlere kadar bir sürü aslında temel teoride ortak yapılar var. Ancak bakterilerde arkadaşlar bir tane replikasyon orijini olur. Yani bir başlangıç noktası olur.
Ökaryot DNA'sı prokaryot DNA'sına göre çok daha uzun olmasına rağmen sentez daha kısa sürede tamamlanır. Çünkü ökaryot DNA'larında birden fazla orijin, yani birden fazla başlama noktası olduğu için istediği kadar uzun olsun prokaryotlardan daha kısa sürede tamamlanır. Şimdi replikasyon çatalı oluşumu ile sentez iki yönlü ilerler. Bu hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda gördüğümüz bir şey. Helikaz, polimeraz, ligaz enzimleri yine her iki tarafta da kullanılır. Ökaryotlarda birden fazla replikasyon çatalı görülür ama prokaryotlarda tek bir çatal var. Dolayısıyla farklılığı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olacak. Şimdi Frederick Griffith'in deneyinde kapsülsüz bakteriler ile ısıtılarak kapsül yapısı bozulmuş, öldürülmüş bakteriler karıştırılarak fareye enjekte edilmiş ve fareler zatürreden ölmüş. Şimdi buradaki mantık şu. Normalde kapsüllü canlı bakteriyi versen fare ölür. Kapsülsüz bakteriyi verdiğinde ölmüyor. Ancak kapsüllü cansız bakterilerle kapsülsüz canlı bakteriler bir yere karıştırıldığında o kapsülsüz canlı bakteriler kapsüllü ölü bakterilerin kalıtım moleküllerinden bir kısmını alabiliyorlar. Biz buna transformasyon diyorduk zaten. Transformasyonun mantığı neydi? Bir bakterinin ortamdan DNA parçası alıp kendi yapısına katabilmesiydi. Ve bu sayede mesela kapsül oluşturma özelliği kazanıyordu. Şimdi buna göre görüşlerinden hangilerine ulaşılabilir? Isıtma işleminde bakterinin kapsül yapısının bozulduğu fakat DNA'sının zarar görmediği. İşte DNA zarar görmüyor. Kapsülsüz olan o DNA'yı alıp bir anda bu özelliğe kavuşmuş oluyor. Kapsülsüz bakteri DNA'sının mutasyon geçirdiği. Hayır hocam. Kapsülsüz bakteri orada canlı canlı duruyor. Ortamdaki DNA'yı alıyor. Mutasyonu öyle ortamda geçirmiyor. Kendisi bir DNA molekülü ekliyor kendi yapısına. Yani buna mutasyon dersek transformasyon kavramına haksızlık etmiş oluruz. Tamam mı? Farenin zatürre olması için kapsül yapısının bakteride tekrar ortaya çıkması ki aslında mantık şudur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir bakteri ortamdan bir DNA parçası alarak hiç sahip olmadığı bir özelliğe sahip olabilir. Dolayısıyla birisi size cansız canlı bakteriyi karıştırdım. Canlı bakteride hiç olmayan bir özellik ortaya çıktı tarzında bir soru sorduğunda aklınıza ilk gelmesi gereken kavram transformasyondur. Yani bir bakterinin ortamdan bir nükleik asit parçası alması olayıdır. Bakın burada çok daha güzel bir ifade var. Şimdi ne dedik? Olay ortamdan DNA parçası almak değil mi? Siz soruyu zaten okuyorsunuz. Soruyu baştan okuyup kafanızı şişirmeme gerek yok. Bu okul kitabının görseli arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusuyla da paralel bir görsel. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bir ortamda DNA parçası sağlamsa ben o DNA parçasını yapıma katarak yepyeni bir özellik kazanabilirim. Dolayısıyla bakın buna göre numaralandırılmış deney ortamlarından hangisine kapsülsüz bakteriye rastlanmaz? Kapsüllü bakteriye rastlamaz. Yani yeni bir ortam, yeni bir parçayı ben nereden elde edemem? Soru aslında bu. Bakın bir ribonükleaz ortama konulduğunda RNA'yı parçalar. DNA sağlam. O zaman kapsüllü bakteri olabilirim. Proteaz proteinleri parçalar. DNA sağlam. Kapsüllü olabilirim. Lipaz lipitleri parçalar. DNA'ya etki etmez. Kapsüllü olabilirim. Çünkü ortamdan DNA alabilirim. Karbonhidratları parçalayan enzimler DNA'ya etki etmez. O zaman kapsüllü bir yapı oluşturabilirim. Ortamda DNA duruyor. Ama siz gidip de bir ortama, DNA parçalarının olma ihtimali olan bir ortama gidip deoksiribonükleaz yani DNA'yı parçalayan enzim koyarsanız ben işte o transformasyonla almam gereken o DNA'yı alamayacağım. Çünkü o DNA paramparça olacak. Dolayısıyla burada arkadaşlar kapsülsüz olan bakteri kapsüllü olamayacak. Çünkü ortada DNA kalmayacak. İşte soru bu. Dikkat edelim lütfen. İfadelerinden hangileri doğrudur? Çift polinükleotit iplikli DNA ile ilgili. Bakın şimdi G bölü T oranı arttıkça sıcağa karşı dayanıklık artar. Neden? Şimdi bir DNA molekülünün içerisindeki guanin, sitozin sayısı arttığında otomatik olarak üçlü hidrojen bağ sayısı artıyor. O yüzden eşit sayıda nükleotit içeren DNA'ları kıyasladıkları zaman kimde guanin sitozin fazlaysa onun arkadaşlar sağlamlığının daha fazla olduğunu bilin. Çünkü orada hidrojen sayısı daha fazla olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. DNA'daki nükleotit sayısı ile toplam organik baz sayısı eşittir. Şimdi nükleotit ne demek hocam? Baz artı şeker artı fosfat demek.
Dolayısıyla bakın bunların baş katsayıları aynı. 1. Yani bir nükleotitte bir fosfat, bir şeker, bir baz bulunur. Dolayısıyla ben eğer 1000 nükleotite sahipsem aslında otomatik olarak benim 1000 baz, 1000 şeker, 1000 tane de fosfatım var. DNA iplikleri birbirlerine antiparalelidir. Bu ifadede Fen Lisesi kitabında gördüğüm bir takım işte piyasadaki çok güçlü kaynaklarda gördüğüm ifadelerden bir tanesiydi. Hani DNA'nın arkadaşlar 300'sü, 500'sü, 500'sü, 300'sü yönünde zincirlerin olduğunu biliyoruz. İşte birinin kesintili, birinin kesintisi sentezlendiğini biliyoruz. Her ne kadar burası sadece Fen Lisesi kitabında anlatılıyor olsa da ne olur ne olmaz. DNA ipliklerinin arkadaşlar tam bir paralellik göstermediğini, çünkü 3'ten 5'e, 5'ten 3'e bir yapı olduğunu, bunun da özel bir isminin olduğunu, antiparalel olarak adlandırıldığını ne olur ne olmaz bilelim. Anlaştık mı? Cevabımız ne oldu bakın? D seçeneği. Bazı transgenik canlılar ve canlıların gen aktarımında kullanılan diğer organizmalar aşağıda verilmiş. Buna göre yargılarından hangisi söylenemez? Transgenik canlı, GDO, genetiği değiştirilmiş organizma. Ne demek hocam bu? Sizin hiç sahip olmadığınız bir DNA molekülü var ortada. O molekülün size aktarılması. Dolayısıyla bakın transgenik kendisine gen transfer edilmiş canlı demek. Genetiği değiştirilmiş organizmanın anlamı bu. Şimdi kahverengi pirince bakteriler yoluyla A vitamini üretim geni kazandırılarak besin değeri artırılmış. Tamam. Pamuk bitkisine bakteriler yoluyla zararlı böceklere direnç kazanma gen ilavesi ile ticari kar elde edilmiş. Mısır bitkisine virüsler aracılığıyla A vitamin sentez geni verilerek besin değeri artırılmış. Besin değerini artırabilirsin ya da böceklere karşı kendisini koruyabilecek bir mekanizma geliştirmesini sağlayabilirsin. Bu nasıl ticari bir kar sağlayabilir? Bir sürü zirai ilaçtan kurtulmuş olursun. Kaldı ki bunun sağlığa etkisi de var arkadaşlar. Düşünsenize vücudunuzda sürekli pestisitler birikiyor. Yani böcek öldürücü ilaçların kimyasal yapıları dokularınızda birikiyor. Bu da sağlığınızı da etkileyecek. Bakın bu da bir ekonomik külfet. Sadece üretici için değil, toplum için de. Şimdi gen aktarımındaki temel amaç daha verimli bitkiler elde etmek. Olabilir. Daha verimli bitki, daha verimli hayvan olabilir. Gen aktarımı sadece bitkilere yapılmaktadır. Bakın bu sadece ifadelerine dikkat edeceğiz. Ben burada size 3 tane örnek vermişim. Ama dünyada milyonlarca örneği duruyor. Sadece 3 tane örnekle buna ulaşamazsınız. Genellikle bitkilere yapabilirsin ama genetiği değişmiş organizmaların birçoğuna baktığınız zaman aslında hayvansal çalışmalardır. Anlaştık mı? Bitkilere gen aktarımında benzer organizmalar kullanılabilir. Nedir yani hocam? İşte bakteriler gibi. Genetiği değişen bitki daha önce üretemediği besinlere sahip olabilir ki A vitamin üretim geniyle alakalı konuştuk burada. Genetiği değişen bitkiler tarımda kimyasal kullanımını azaltabilir. Çünkü otomatik olarak siz ne yapıyorsunuz? Dirençli bitki geliştirdiğiniz için böcek ilacı kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Kavramlardan hangisinin tanımına yukarıda değinilmemiştir? Daha önce sahip olmadığı yeni genetik kombinasyonlara sahip olan canlı, transgenik canlı. Canlıların oluşturduğu maddelerin işlenmesiyle elde edilen ürün. Ne olabilir hocam? Biyo ürün. Doğru. Kendini yenileme özelliğine sahip, uygun şartlarda birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücre, kök hücre. Kalıtsal veya sonradan edinilen hastalıkları tedavi etmek amacıyla genlerin doğrudan hücrelere transfer edilmesi yöntemi. Hocam tabii ki gen terapisi ki bana göre 21. yüzyılın sonlarına doğru biz bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Yani dışarıdan hücrelere etki ederek hücrelerin ihtiyaç duyduğu yapıları verebileceğiz. Bu bir kanser hücresi olabilir, bu bir mutasyonlu hücre olabilir. Bu işte doğuştan bir engeli olan bir canlıya ait hücre olabilir tarzında dışarıdan manipülasyonlarla aslında biz genleri kontrol edeceğiz. İnterferonun tanımı verilmemiş. İnterferon kendisine virüs bulaşmış hücrelerin başka hücreleri uyarmak için ürettiği özel kimyasal maddeler, proteinlerdi. Lütfen unutmayalım. Çift zincir sarmal yapılı DNA molekülü için verilen denklemlerden kaç tanesi doğrudur? 2A artı 3G hidrojen bağ sayısı. Ezber yapma hocam. Mantık olarak şunu yapmıyor musun zaten? A ve G şöyle hidrojen bağını hesapla desem. Şöyle X tane A varsa 2X, işte Y tane G varsa 3Y deyip bunu hesaplıyorsun. Dolayısıyla bu ifade doğru. Pürin bölü pirimidin Ankara gücü bölü Trabzonspor 1.
fosfat sayısının toplam nükleot sayısına oranı 1/2 değil 1 olması lazım. Çünkü baz artı şeker artı fosfata baktığınız zaman toplam nükleot sayısı veriyordu. Hatırladınız mı? Az önce de çözdüm. Baz, şeker, fosfat. Bir nükleot, bakın baş kat sayıları bunların nedir? 1'dir. Pürin sayısının şeker sayısına oranı. Şimdi şeker toplam nükleotide eşit. Pürin ise nükleotitlerin yarısına eşit. Yani dolayısıyla x bölü 2x gibi bir değer çıkacak. Yani 1 bölü 2. Pirimidin bölü toplam baz sayısına baktığınız zaman az önceki gibi pirimidin bazların toplamının yarısı kadardır arkadaşlar. Toplam baz sayısı 2x tane ise pirimidin x tanedir. Bunun 1 değil 1 bölü 2 olması lazım. Kaç tanesi doğru oldu? 3 tanesi doğru oldu. Daha önce de çözdüğümüz sorulardan bir tanesi ama önemli bir sorudur. Denatürasyon kavramını iyi oturtmak lazım. Denatürasyon da arkadaşlar peptit bağlarına, dolayısıyla amino asitlerin dizilişine, dolayısıyla primer yapıya zarar gelmez arkadaşlar. Neye zarar gelir? Sekonder, tersiyer yapılara zarar gelir. İşte hidrojen bağları kopabilir, disülfit köprüleri kopabilir ama primer yapı değişmez. Primer yapının değişmesi denatürasyon değil, bildiğiniz yıkımdır arkadaşlar, hidrolizdir. Zaten eğer denatürasyonda peptit bağları yıkılsaydı dünyada renatürasyon diye bir kavram olur muydu? Olmazdı hocam. Bu şu demek değildi, her denatürasyondan sonra renatürasyon olur demek değildi ama bir yerde bir renatürasyon varsa demek ki denatürasyonda peptit bağlarına etki yok. Yani hocam sentezlenen protein yüksek sıcaklık ile denatüre olması durumunda yapılardan hangisinin zarar görmesi beklenmez? Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Birincil yapı zarar görmez. Bir başka ifadeyle amino asit dizilişi zarar görmez. Peptit bağ zarar görmez. Ama tabii birincil yapında işlevsel olmadığını biliyoruz değil mi? İşlevsel olabilmesi için sekonder, tersiyer, kuaternör yapılarına dönüşmesi lazım. Bu bir sıralama değil. Sekonder ya da tersiyer ya da kuaternör. Metiyonin, serin, serin, alenin, valin dizisine sahip bir proteinin sentezlenmesi için gereken kalıp iplik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam ben bir kere uyanık olacağım. Kalıp iplik DNA'ya ait bir şey değil mi? DNA'da urasil diye bir şey yok. Bak bunları sildim ben. Bu tamam. Bak bu da, burada da urasil var. Gitti. Ama şimdi kontrol ediyorum. Bir kere protein sentezinin metiyoninle başlaması lazım. Yani AUG ile başlaması lazım. Şimdi bana antikodonları vermiş. Antikodon neye karşılık geliyor arkadaşlar? tRNA'ya. Aslına bakın. DNA'nın bir kalıp zinciri var. Bundan mRNA sentezleniyor ve mRNA'ya karşılık tRNA'lar geliyordu değil mi? Dolayısıyla tRNA antikodonsa değilenin değil kendisi olacak ya. Kodon aslında antikodonun aynısı. Sadece U yerine T yazmanız lazım. Bu birinci kural. İkinci kural. Zaten metiyoninle başladığı zaman AUG ile, yani mRNA'sı AUG olmalı. O zaman tRNA'sına baktığın zaman ya da DNA'sına baktığın zaman DNA'sının ne olması lazım? TAC olmalı. Çünkü bunun karşılığı AUG. Bu şekilde değil mi? O zaman DNA'daki kalıp zincirde metiyonin arkadaşlar TAC olmalı. TAC ya da TAC fark etmez. Bu tamam. Şimdi sonrasında neyin gelmesini istiyor bana? Serin amino asitin gelmesini istiyor. Yani antikodon AGA ise arkadaşlar DNA'daki de AGA'dır. Sonra bir serin daha gelsin istiyor. AGA. Üçlü üçlü diziyorum, dikkat edin. Sonra alenin gelmesi lazım. CGG. Evet hocam. Sonra valinin gelmesini istiyorum. CAG. Ve bir de stop kodon koyayım. Stop kodon UAA, UAG, UGA'ya karşılık gelmeli. Mesela burada bakın ATT. Aslında mRNA'da bunun karşılığı ne olacaktı? UAA olacaktı. Dolayısıyla kontrolümü de sağladım. Cevabım A seçeneği. DNA molekülünün replikasyonu sırasında görev alan enzimleri öğrencilerine anlatan Özge öğretmen bu enzimlerin görev alma sırasını yıldız, kare ve üçgen şeklinde göstermiş. Buna göre şekillerin yerine sırasıyla gelmesi gereken enzimler seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aslında DNA'nın sentezlenmesi sırasında arkadaşlar tabii ki helikazla hidrojen bağlarını önce açacaksınız. Polimerazla zinciri uzatacaksınız ve özellikle kesintili zincirlerde nükleotitlerin arasına ligazla ligation bağlamak, kapatacak, yapıştıracak ve bitireceksiniz. Sizden ricam, ben şimdi söylemeyeceğim çünkü söylersem havada kalabilir. Bir 5 dakikanızı ayırarak arkadaşlar mutlaka ama mutlaka okul kitabından helikaz, ligaz ve polimerazın geçtiği sayfayı okuyun. 1-1,5 sayfalık bir şey. Kim ATP harcar, kim harcamaz, kim sıralamaya göre ne yapar, buna dikkat edin. Bir de DNA'nın kalıp zinciri üzerinden RNA sentezlenirken RNA polimeraz görev yaptığı sırada RNA polimerazın arkadaşlar aynı zamanda DNA üzerindeki hidrojen bağlarını da açtığını bilin.
Yani protein sentezi öncesinde bir transkripsiyon varken gidip de DNA'yı arkadaşlar helikaz açmaz. Anlaştık mı? DNA, RNA polimeraz zaten RNA'yı sentezlemeden önce ilgili bölgeyi açar, sentezler ve orayı kapatarak yoluna bakar. Tamam? Protein sentezi sırasında çalışan enzimleri, mantığını ve DNA replikasyonu sırasında çalışan enzimlerin mantığını ve kimin enerji harcayıp harcamadığına lütfen dikkat edin. Ufak bir notla, küçücük bir notla arkadaşlar belki bir soru yakalayacağız. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin. Thank you.